biraz yatırımcılık ve girişimcilik ekosistemini konuşacağız bugün gün ortasının ilk bölümünde değerli izleyenler. Ve tabii ki bir girişimin can suyu nedir diye sorarsak en başta para geliyor, fonlama geliyor. Türkiye'nin ilk kitle fonlama girişim sermayesi yatırım fonu olan Fon Bulucu'nun kredi faizlerinin uçup gittiği bir ortamda yatırımcıya fon bulmak gibi son derece kutsal bir işi var. Üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalara, startup firmaları yeni kaynaklar buluyor. Bu girişimlere yatırım yapılmasını sağlıyor. Fon Bulucu'nun CEO'su Hakan Yıldız'la biraz bu sistemi konuşalım bakalım. Kitle fonlama girişim sermayesi nispeten çünkü hani pek çok fonlama alternatifi içerisinde yeni sayılır. Hoş geldiniz Hakan Yıldız. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Ahu Hanım. Harika bir girişti. Gerçekten biz de görevimizi kutsal olarak görüyoruz. Çünkü ülkenin gelişim için girişimlerin finansmana erişmesi gerekiyor. Bu da çok zor bildiğiniz gibi veya çok yüksek maliyetli. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla güzel bir giriş oldu diye düşünüyorum. Sağ olun. Hoş bulduk. Memnun oldum. SPK lisansıyla Türkiye'de faaliyete geçen ilk paya dayalı kitle fonlama platformusunuz. Şimdi bu paya dayalı kitle platformlu işine ben biraz baktım şöyle bir. Biraz böyle hani Türkiye'deki tasarruf kültürü vardır ya, özellikle küçük yatırımcının kendine göre bazı tasarruf yöntemleri vardır. Siz ve sizin gibi platformlar bundan sonra yatırımcıya diyor ki herhalde, diyecek ki, demeye devam edeceksiniz. Yani tasarruftan ziyade gel, işte yastık altından çıkar, bunu yatırıma yönlendir. Yani aslında böyle çatır çatır bir kültürü değiştirmeye, dönüştürmek üzere ortaya çıkmış gördüm ben size Hakan Yıldız. Doğru mu anladım? Çok güzel bir tanımdı. Gerçekten bir oyun değişikliği ve oyuncuların değişikliği söz konusu kitle fonlamasının Türkiye'ye gelmesiyle. Dediğiniz gibi 2021 yılında Mayıs ayında faaliyete geçtik biz. Türkiye'de ilk faaliyete geçen platform olduk. Çok özür dilerim. Çok edersiniz. Evet duyuyoruz sizi Hakan Yıldız. Bir sıkıntı yok yani bizim açımızdan. Bir taraftan da biliyorsunuz şu anda gün içi iş devam ettiği için evet, telefonla evet, ben keşke burada ağırlasaydık sizi vallahi yani. Konu İnşallah da geliriz. Konu da efendim, önemli. Telefonlaması Türkiye'de gerçekten bir kültür değişikliğini, yatırım kültürünün değişikliğini de getiriyor. Söylediğiniz gibi ilk faaliyete geçtikten sonra aslında geldiğimiz noktada şu anda 13 tane lisanslı platform var Türkiye'de. Sermaye Piyasası Kurulu bu işin geliştirilmesi için gerçekten büyük bir fedakarlık gösterdi. Sistemin önünü açtı. Şu anda girişimler 75 milyon liraya kadar aslında bu sistemden finansman temin edebiliyorlar ve dediğiniz gibi kredi maliyetlerini düşündüğünüz zaman %8 ila 10 arasında bir maliyetlerle bu finansmana ulaşıyorlar. Bu borç olmadığı için, hisse verdikleri için aslında karşılığında dolayısıyla yatırımcı ticaretlerine ortak ediyorlar. Ama burada önemli olan konu yatırımın demokratikleştirilmesi, herkesin ulaşabilir hale gelmesi. Sizin de buyurduğunuz gibi tasarruf sahipleri tasarrufu bir yatırım aracı olarak veya yatırım olarak görüyorlar. Halbuki bu tasarrufların yatırıma dönüştürülmemesi sonucunda işte enflasyonist ortamda veya tasarruf ettikleri her neyse, hangi araca tasarruf etmişlerse, dolar olabilir, altın olabilir, bunların bir yatırım aracı olmadığını da bir taraftan anlatmaya çalışıyoruz. Erken aşama, tohum aşamasındaki girişim şirketlerinin, bazen scale up dediğimiz büyüme aşamasındaki girişim şirketlerine ortak oluyor yatırımcılar ve diledikleri tutarda ortak oluyorlar. Bu da çok önemli. Kendileri seçiyorlar bu tutarları ve bu tutarlarla ticaretlerine ortak oluyorlar. Geldiğimiz noktada 111 tane girişim şirketini yatırımcılarla buluşturduk. Bunlardan 94 tanesi başarıyla fonlandı. Çünkü burada %100 fonlanma şartı var yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun getirdiği hükümlerden. Kurulduğunuz günden bu yana diyorsunuz mu? Evet. 2023. 2021'den bu yana şu ana kadar 94 tane girişim şirketi istediği fona ulaştı. Toplamda da 900 milyon lira civarında bir fon topladık. Bu da 50 binden fazla kişiden geldi. Dolayısıyla gördüğünüz gibi aslında hep konuştuğumuz sermayenin tabana yayılması, yatırımların tabana yayılması konusunda kitle fonlaması ciddi bir işlev yürütmeye başladı Türkiye'de. Evet, güzel. Şimdi burada mesela ben baktım birazcık. Kredi kartıyla yatırım yapan yatırımcılarımız var demişsiniz. 1 lirayla bile yatırım yapabilirsiniz demişsiniz. Hatta evet, sizin tabir ettiğiniz bir şey var. Ev tipi yatırımcı. O yüzden şimdi biraz bizi dinleyenler anlasınlar. Yani bu sistem kime açık? Önce yatırımcı profilini şöyle bir sizden dinleyelim. Bize işte kadını, erkeği, ev hanımını, yaş gruplarını falan şöyle bir tanımlar mısınız şu sizin şu ev tipi yatırımcıyı?
Tabii ki ben 2019 yılında yazdığım bir makalede bahsetmiştim bunu, ev tipi yatırımcıyı, ve şöyle bir tarif kullanmıştım orada. İşte evinde, mutfağında bir hamur işiyle uğraşan bir hanımefendi, bir taraftan da tezgahında iPad'i açık, işte canlı olarak piyasaları izliyor. Buna yakın çok insan var. Benim etrafımda da var böyle insanlar. Kripto para yatırımcıları biliyorsunuz Türkiye'de 5 milyonun üzerinde. Dolayısıyla borsa keza fonlar aynı şekilde. Kitle fonlaması da aslında bunlardan biri. Biraz farklılıkları var. İçerisinde bu barındırdığı risklerle beraber aslında yüksek kazançlar elde edebileceğiniz ve hayatınızda aklınızdan geçmeyecek girişim şirketlerine yatırım yapabileceğiniz bir sistem bu. Girişim şirketlerini biz Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatına göre inceledikten sonra 3 ila 8 ay sürüyor bu süreç. Listeliyoruz aynı Borsa İstanbul'da halka arzlara hazırlık yaptıkları gibi. Ve bu listeleme sonucunda yatırımcı dilediği girişimi, dilediği şekilde, dilediği girişimi seçerek dilediği tutarda yatırım yapabiliyor. Bu 1 lira bile olabiliyor. Buradaki sistemin paydaşları Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takas Bank. Haliyle bir güvenlik de sağlıyor. Ödediğiniz para doğrudan Takas Bank'ta bloke ediliyor. Ve kredi kartınızda dilerseniz 1 lira, dilerseniz 150 bin liraya kadar, ki özellikle nitelikli olmayan yatırımcıların yatırım limiti 1 yıl içerisinde 150 bin lirayla sınırlandırıldı. İsterse yatırımcı bu limitini birkaç bilgi vererek 600 bin liraya kadar artırabiliyor. Ama nitelikli yatırımcı iseniz herhangi bir sınır yok. Kurumsal yatırımcıysanız, fonlarsanız herhangi bir sınır yok. Dolayısıyla burada tam bir co-invest dediğimiz aslında Ahu Hanım bir yapı var. 1 lirası olan da, 1 milyonu olan da şirket, VC, CVC dediğimiz kurumsal girişim sermayesi yatırım fonları da, herkes yatırım yapabiliyor. Hatta devlet kurumları da yatırım yapabiliyor. Bunun örneklerini yaşadık biz. Ankara Kalkınma Ajansı ile beraber eş finansman yaptığımız 23 tane girişim şirketimiz var. Dolayısıyla herkes bir araya geliyor, bir imece ile bir girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlıyorlar. Siz de bir aynı zamanda yatırımcı oluyor musunuz sistemin Evet, içerisinde? tabii. Tabii. Fon Biz bulucu olarak. iki farklı şekilde yatırımcı oluyoruz. Sahip olduğumuz, daha doğrusu kuruluşunu yaptığımız fonlarımız var. Girişim sermayesi yatırım fonları. O fonlar üzerinden işte tarım girişimlerine için, sağlık girişimleri için, teknoloji girişimleri için gibi farklı spesifik fonlarımız var. O fonlar üzerinden de bu girişim şirketlerine yatırım yapıyoruz. Ben şahsen de yatırım yapıyorum. Dolayısıyla hep beraber o girişim şirketlerine Amin. finansmanı ulaştırdıktan sonra büyümelerini o hikayeye ortak olarak aslında duygusal bir bağ da kurarak girişim şirketlerinin bize kazanç sağlamalarını Anladım. bekliyoruz. Yani herkes melek oluyor. Ev hanımlarımız zaten Çok güzel. melekti. Daha da Evet. melekleştiler. Bu Çok güzel melek oldu. Evet, yatırımcı hakikaten. oldular. O zaman nitelikli olmayan yatırımcı için SPK sınırı maksimum 150 bin dediniz. Ama bunu Yıllık, 600 evet. bine çıkarmanın bir yolu yordamı da var dediniz. Yani orada bir Çok 600 bine basit. kadar maksimum. Platformlarda gelir beyanı, daha doğrusu beyan veriyor bir tuşa, bir kutucuğu doldurarak aslında yatırımcı ve anında o limiti tanımlanıyor. O kadar da kolaylaştırıldı o iş. Anladım. Şimdi faizlerin enflasyonu karşılamadığı, hala şu yüksek faiz ortamı diyoruz ama şu an bile enflasyonu karşılamadığı ortamda herkes bir parasını değerlendirmenin peşinde ya. Çok doğrudan soruyorum. Yani 2021'den beri bir data havuzunuz da var. Mesela ortalama nasıl bir kazanç sağlamışsınız, getirmişsiniz yatırımcıya Hakan Yıldız? Şöyle, kitle fonlamasını önce iyi anlamak lazım Ahu Hanım. Ha, Bu sistemi yatırım tabii bir yaptığımız, anlatın tabii. Onu tam tabii bir... ki bu yatırım yaptığımız girişim şirketlerinin bir geleceğine, daha doğrusu geleceklerine ortak oluyoruz biz. Çünkü finansal projeksiyon veriyorlar bize. Bizim verdiğimiz fonları fon kullanım raporuna göre kullanarak aslında bir katma değer yaratmaya çalışıyorlar. Örnek verebilirim size. Çünkü 3 ila 7 yıllık yatırımlardır. Bunlar biraz uzun dönem Tamam. yatırımlardır. Türkiye'de alışık olmadığımız 3 yıldan önce şekilde. getiri bekleme diyorsunuz siz. Şimdi Öyle mi? şöyle, Minimum. aslında beklenebiliyor. Burada nasıl kazanç sağlanır onu anlatayım isterseniz. Lütfen. 3 aşamada kazanç söz konusu burada. Girişim şirketlerine yaptığımız yatırımlarda girişim şirketi o kadar bir hızlı büyür ki bunlardaki hız bazen haftalık ölçülür. Çok hızlı büyüyen startuplardır bunlar. Bunlardan bir exit
exit beklentisi içerisindeyiz. Yani büyük şirketler gelsin, bu küçük şirketleri satın alsın ki bunun örneklerini çok görüyoruz. Evet. Bu full exit, tam exit olabilir veya kısmi exit olabilir. Bu durumda yatırımcıya çağrı yapılır. Yatırımcı da bu exit'e sahip olduğu pay oranında katılabilir. İkincisi, girişim şirketlerinin bazıları bize gelenlerden scale up dediğimiz, aslında ölçeklenmeye başlamış, fatura kesmeye başlamış, büyümeye başlamış şirketler de oluyor. Bunlar temettü de taahhüt edebiliyorlar. Kazançlarını yatırımcısıyla da paylaşabiliyorlar. Bunun örneklerini görmeye başladık açıkçası. Hatta yatırımcısına soruyor girişimci, topluyor bütün ortaklarını ve bu temettü karı ne yapalım, yatırıma mı dönüştürelim, temettümü dağıtalım diye. Genelde yatırımcımız bizim gerçekten bilinçli bu tarafta. Bunun yatırıma dönüştürülmesini isteyenler çok oldu. Üçüncü olarak da aslında en büyük hayalimiz, hedefimiz bizde, bizim platformumuzda fonlanan bir girişim şirketinin Borsa İstanbul'a kotasyonu veya yurt dışında herhangi bir borsaya kotasyonu. Bu da aslında sizin paylarınızı satmak için, exit etmeniz için büyük bir fırsat sunuyor. Dolayısıyla değerlemelerle gidiyor bizim girişim şirketlerimizin aslında kazançları. Tamam. Ama kazancın realize edilmesi için burada o 3 ila 7 yıl, bazen 10 yıl sabırla beklemek gerekiyor. Anladım. Peki. Burası uzun vadeli, orta ve uzun vadeli bir yatırım alanı diye düşünelim. Evet. Ama 300-500 bin lira sermaye ile kurulan bir erken aşama şirkete, teknoloji şirketine, startup'ına ortak oluyorsunuz. 3-5 yıl içerisinde bir anda 10 milyon dolarlık bir değere dönüşebiliyor. O değer artışı kadar sizin hisse payınızın da değeri artıyor. İş temettü aşamasına gelmesiyle birlikte de zaten 300-500 bin liralık bir firmayla girip de böyle milyonlarca dolarlık bir firmaya dönüşümün karı size yıllık bazda akmaya başlıyor. Doğru mu özetledim işi? Kesinlikle doğru ki şu anda bir Borsa İstanbul'da işte listelenen 500'den fazla şirketin geçmişine baktığınız zaman, büyük şirketler hariç, belki de günü 10 yıl önce, 5 yıl önce 10 bin lirayla veya 50 bin lira sermayede kurulan şirketler bunlar. Dolayısıyla biz bu hikayeyi en başta aslında satın alıyoruz yatırımcılar olarak. Evet, anladım. Peki, bir hikaye olması lazım ortada ama şimdi o hikayenin seçimini de biraz dinleyelim. Çünkü sizin üzerinizden sisteme kaç kayıtlı bu arada üyeniz var, yani yatırımcı tarafta? Şu an 76 binden fazla sistemde kayıtlı üyemiz. Tamam, 3 yılı bitirmediniz neredeyse. Bu süre içerisinde evet, 76 bin kişi kayıt, zaten kayıt olması lazım anladığım kadarıyla öncelikle sisteme. Tabii sisteme çok kolay ve e-devlet sistemiyle kayıt yapılıyor. Böylelikle sistem sizi tanıyor, Takas Bank, MKK tanıyor ve herhangi bir kağıt işi, noter işi olmadan tamamen dijital ortamda bu paylara sahip oluyorsunuz ve sahip olduğunuz bu payları da Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-yatırımcı uygulamasında diğer yatırımlarınızda olduğu gibi, fonlarınızda, hisse senetlerinde olduğu gibi görebiliyorsunuz. Bu noktada da aslında dünyada çok önemli bir inovasyon yapmış oldu Türkiye. Bunu da belirtmekte fayda var. Yani sisteme giriş kolay mı Hakan Yıldız? Sıradan, ortalama bir finansal okuryazarlığı düşük biri açısından. Mesela 2 dakika içerisinde akıllı telefonunuzda bizim mobil uygulamamız üzerinden üye olup yatırım yapabiliyorsunuz. Burada önemli olan cep telefonunuzun, e-postanızın doğrulanması ve devamında da bir e-devlet doğrulaması istiyoruz. Sizi e-devlete gönderiyoruz. TC kimlik numaranızı ve şifrenizi yazdıktan sonra tekrar sisteme alıyoruz. Böylelikle doğrulanmış kişi oluyorsunuz ki yatırımlar bildiğiniz gibi kişinin kendisinin yapması gerekiyor. Yani cep telefonu kullanan herkesin 2 dakika içerisinde üye olabileceği bir sistem aslında. Anladım. En az minimum 18 yaş herhalde, değil mi? Elbette. 18 yaş ve olması gerekiyor. Peki. O zaman şu hikayelere bir girelim. Siz nerede, nasıl hikayeler yakaladığınız zaman o şirketin fon bulmasına aracılık etmeye karar veriyorsunuz ve yatırıma değer olduğuna inanıyorsunuz. Oradaki güvenilirlik de çok önemli çünkü. Tabii. Ve öngörü. Birkaç rakam vereyim Ahva Hanım. 5600'den fazla başvuru aldık biz bu 3 yıl içerisinde neredeyse. Bu 5600 başvurudan sadece 111 tane girişim yatırımcıyla buluştu. Gördüğünüz gibi oran oldukça düşük bir oran. Bunun sebebi de hem mevzuatın öngördüğü hem de platformumuzun çok seçici davranması. Burada birçok kriter olmakla birlikte birinci kriterimiz mevzuat. Mevzuat bize teknoloji veya üretim faaliyetinde bulunan şirketlerin bu sistemden istifade etmesini istiyor. Yani hizmet ve ticaret aslında
bu şirketleri veya girişimler bu sistemden şu an için istifade edemiyor. Tabii teknoloji veya üretim faaliyetindeyseniz bize başvuru yapıyor girişimler ve yaklaşık 23 kişinin çalıştığı bir hazırlık tünelimiz var. Bu hazırlık tünelinde 3 ila 8 ay geçiriyor. Girişimcinin hazır olup olmaması, verilerin hazır olup olmamasına bağlı olarak bu süre değişkenlik gösteriyor. Bütün bu hazırlıklar bittikten sonra yine mevzuatın öngördüğü bir yatırım komitesi var. Yatırım komitesinde sunum yapıyor girişimci, sorulara cevap veriyor ve yatırım komitesinin tamamını ikna ettiği takdirde de platformumuzda listeleniyor, yatırımcılarla buluşuyor. Tabii yatırımcılar burada girişimlerin tüm bilgilerini görmek zorunda. Borsa İstanbul'da izahname diye bildiğimiz doküman bizde kampanya bilgi formu. Burada girişimcilerin kimler olduğu, geçmişleri, kariyerleri, hedef kitle, pazar analizi, pazar uyumu, gelecek hedefleri, finansal projeksiyonu, olası işletme bütçeleri gibi aslında 384 noktada veri topluyoruz biz ve bunlardan bir kampanya bilgi formu oluşuyor. Tabii videolarla destekleniyor bu girişimin tanıtılması yatırımcıya. Aynı zamanda çok ilginç bir şey yapıyoruz. Biz her girişim kampanyası öncesi girişimcileri canlı yayın alıyoruz YouTube'da. Ve bu canlı yayında olası yatırımcılar bu girişime diledikleri soruları sorabiliyorlar canlı canlı ve canlı canlı cevap alıyorlar. Bazen 2 saat, 2,5 saat sürdüğü oluyor bu canlı yayınların. Dolayısıyla aslında yatırımcıyı yatırım kararı vermezden önce hem dokümanlarla, hem videolarla, hem görsellerle bilgilendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu girişimleri seçerken tabii ki kendilerinin bize taahhüt ettikleri konular oluyor. Eğer bir fabrikası varsa, bir üretim söz konusuysa gidip yerinde görüyoruz, yerinde incelemeler yapıyoruz. Dışarıdan uzmanlarla çalışıyoruz. Anlamadığımız bir konuysa ki 5 yatırım komitesi üyesi farklı farklı branşlarda ama her konuyu bilmek mümkün değil. O yüzden dışarıdan uzmanlardan da görüşler, danışmanlıklar alıyoruz. Girişimcileri çağırıyoruz. Birebir görüştüğümüz de oluyor. Online defalarca görüştüğümüz de oluyor. Dolayısıyla aslında en dürüst, sözünün eri, söylediklerini yapmaya çalışan gayretli, üretim aşığı girişimleri seçmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar da toplamda 94 başarılı fonlamadan fail eden, yani ben artık bu işi yapamıyorum diyen girişim olmadı. Bu da bizim seçim konusundaki başarımızı gösteriyor diye düşünüyorum açıkçası. Peki, hangi aşama, mesela ortada henüz bir ürün çıkmamış ama firma baktınız doğru yolda, proje güzel, fikir güzel, bir gerçekten bir patent olabilecek bir noktaya gidebilecek bir yenilik var. Onlar da yatırım alıyorlar mı? Şöyle güzel bir konu var yine burada. Hatırlattığınız çok iyi oldu. Sermaye Piyasası Kurulu bu mevzuatı hazırlarken ister şirketi olmasın girişimcinin, ister bir AŞ'si olsun, ister limited şirketi olsun, üçüne de başvuru şansı verdi. Yani sizin şirketiniz olmadan bize başvurabilirsiniz. Eğer fonlamayı başarırsanız yatırımcıyı ikna etmiş oluyorsunuz. 90 gün içerisinde şirketinizin kurulmasına müsaade ediyor mevzuatımız. Dolayısıyla burada fikriniz olsun ve bunu gerçekten yapabileceğinizi bize, yatırımcıya kanıtlayın. Şirketinizin olması bile gerekmiyor. Dolayısıyla burada güzel bir şans verdi aslında girişim ekosisteminin geliştirilmesi için SPK. Ama her durumda fonlama başarıldıktan sonra bir anonim şirketi kuruluyor ve hisseleri menkulleştirilerek merkezi kayıt kuruluşunda kayden izlenir hale getiriliyor. Bu da girişim şirketinin aslında kurumsallaşması için de önünü açıyor diyebiliriz burada. Evet. Bir mentorluğunuz oluyor mu Hakan Yıldız firmaya? O 8 aylık bir kuluçka döneminden bahsettiniz ya yaklaşık. Evet, bu çok önemli bir konu çünkü bizim şu anda 40'a yakın çalışanımız var. Bunların 33 tanesi kadrolu ve diğerleri dışarıdan yine hizmet aldığımız, mentorluk aldığımız kişilerden de oluşuyor. Çünkü bu ciddi bir hazırlık. Girişim şirketi bize geldiğinde bazen çok hazır olmakla birlikte bazen fikir çok iyi, çok güzel geliştirilebilir. Ancak birçok eksiği söz konusu oluyor. Teknoparklardan gelen girişimlerde, kuluçka merkezlerinden gelen girişimlerde daha az zorlanmakla beraber kurumsallaşmayı tam kavrayamamış girişimlerde biraz zorlanıyoruz. Bunun için de onlara girişimci ilişkilerinden isimler atıyoruz.
O kişilerle beraber aslında bu kampanya hazırlık sürecini beraber geçiriyorlar. Hukuk müşavirlerimiz var sorularına cevap verebilecek. Mali müşavirlerimiz var yine sorularına cevap verebilecek. Dolayısıyla hem bunları yaparken bir taraftan da iletişim danışmanlarımız var. Bir kendi iştirakimiz olan bir ajans üzerinden de onlara iletişimi nasıl yapacakları noktasında yardımcı oluyoruz bu kampanyaya kadar. Bir de kampanya sonunda yani fonlama başarılı olduktan sonra da yine mevzuatımız bize 5 yıl boyunca bu girişim şirketleriyle beraber hareket etmemizi emrediyor. Platformumuzda güncelleme kısmı aynı Borsa İstanbul'un KAP gibi girişim şirketlerindeki tüm olumlu olumsuz gelişmeler bu güncellemeler kısmında kampanya sayfasında yayınlanıyor. 6 ayda bir rapor düzenliyor girişimler. Faaliyetlerine dair ve finansal tablolarına dair. Bazı girişimler aylık raporlarla yatırımcılarını bilgilendiriyorlar. Ama biz de hem kampanya öncesi bu destekleri verip kampanya sonunda da bu finansmanın onlar için doğru kurgulanması, globalleşme yolundaki destekler, istedikleri danışmanlık konusunda da gerekli bütün yardımları sağlayacak mekanizmaları kurduk. Ve şu anda çalıştırıyoruz. Çok iyi giden girişimlerimiz var içlerinde. Onlara büyük destekler sağlıyoruz. Hatta yurt dışından bir exit yaşamak için görüşmeler gerektiğinde hiç tereddüt etmeden atlayıp işte Fransa'ya da gidip o girişimciyle beraber yatırım görüşmelerinde de yer alıyoruz. Peki. Biz bir aile izliyorsunuz yani Hakan Yıldız. diyebiliriz. Bir kitle fonlamadan pay aldı bir firma. Yakıtını aldı. Güzel güzel gidiyor. Sonra tekrar dönüp bir kez daha ve pek çok kere kitle fonlamadan talebi olabiliyor mu? Kitle fonlama talebi tabii sizden. Tabii ki. Öncelikle üst limit 75 milyon lira yıllık. Yani bir girişim şirketi bir kampanyasında maksimum 75 milyon lira toplayabilir. Üzerini toplasa bile ki örnekleri var. Veremiyoruz mevzuat gereği. Bunu iki kampanya şeklinde yapabilir. Bir yıl içerisinde iki kampanya hakkı var. Ama üçüncü kampanyayı yapamaz. En az bir yıl geçmesi gerekir. Dolayısıyla aslında son derece yeterli. Bir yıl içerisinde iki kere kampanya yapan girişimimiz pek olmadı. Ama ikinci tura gelen girişimlerimiz oldu. Dolayısıyla bu hak onlar için yılda iki kere olmak üzere var. Peki. Yani sizi ikna ettiği kadar yatırımcıyı da ikna etmek durumunda. O YouTube yayınları çok etkili oluyor muymuş Hakan Bey? Binlerce çok katılımcınız oluyor. Falan oluyor mu mesela o anlarda bir hareketlenlik? Tabii binlerce kişi izliyor. Zaten hani şu an sistem henüz yeni olmakla birlikte bence izlenme oranları çok iyi. Girişimci, yatırımcıların bazıları hiç videoya bakmadan izahnameyi okuyarak da yatırım yapabiliyorlar. Girişimi biliyorlar belki daha önce, ürünlerini kullanmış olabiliyorlar. Ama YouTube yayınlarında canlı canlı düşünün yatırım yapacağınız kişiler karşınızda ve ona her türlü soruyu sorabiliyorsunuz. Ve aldığınız cevapla da yatırım kararınızı verebiliyorsunuz. Dolayısıyla son derece etkili oluyor canlı yayınlar. Peki. Girişim kadar hikayeyi anlatmak da kıymetli yani. Hani onun da bir altını çizmek açısından bir kez daha sordum. Biraz tabii önünüzden pek çok startup firması, pek çok fikir geçiyor, proje geçiyor, iş geçiyor. Teknoloji odaklı şirketler bunlar. Biz de Türkiye'de ciddi anlamda bir sanayi yapısını şu son dönemde değiştirmeye, dönüştürmeye çalışıyoruz ya artık el emeğinden çok işte nitelikli bir yapıya doğru döndürme çabası var. Zaten hani mevcut koşullar gerçekten de o niteliği yakalamadan da işin finansal açıdan sürdürülebilirliğinin önünü tam anlamıyla kesmiş durumda. O yüzden birazcık işin teknoloji odaklı yatırım tarafında nasıl bir ekosistem var Hakan Yıldız? Siz bu işe girdikten sonra siz de bizzat bir melek yatırımcı olduğunuzu söylediniz. Ya bir etkileyici hikayeler var mı? Umutlu musunuz mesela Türkiye'nin geleceğine dair? Nasıl bir hareketlilik, nasıl bir içerik ve kalite var orada? Bir kere hani benim kendi kariyerimde de kamu geçmişim, özel sektör geçmişim var ama ben kendimi girişimci olarak tanımlıyorum. 16 yaşından bu yana aslında girişimciyim. Herkesin fikirleri var Alvan'ım. Herkes o işte metroda giderken, otobüste giderken veya otururken fikirler düşünebilir. Ama bunları hayata geçirmek gerçekten farklı meziyetler gerektiriyor. Bu meziyetlere sahip ülkemizde büyük bir potansiyel var. Bunu çok net söyleyebilirim ve bunu da çok net görebiliyoruz girişimcilerle görüştüğümüz zaman. Burada başta sizin söylediğiniz finansa erişim, finansa yüksek maliyetli erişim bence bu işin önündeki en büyük engel. Ancak devlet de bu noktada güzel gelişmeler var. İşte TÜBİTAK'ta, KOSGEB'te büyük gayretler var. Biz de onları aslında destekliyoruz.
Ben inanıyorum çok iyi girişimler Türkiye'den çıktı ve çıkmaya devam edecek. Önümüzdeki yıllardaki hedefimiz biliyorsunuz çok fazla unicorn, sayı vermeyeyim. Ama şu anda 7 tane unicorn gibi bir sayıya ulaştı Türkiye'den girişimler. Bunlar aynı bizim kitle fonlamasına fonladığımız küçücük yapılardı Ahu Hanım. Hı-hı. Ama şimdi işte isimlerini hepimiz biliyoruz. Çok güzel noktalara geldiler. Biz de bu 100 girişim neredeyse fonladığımız 100 girişimin içerisinde çok iyi hikayeler olduğunu net görüyoruz. Hatta küçücük bir örnek vereyim size. Gerçi büyüdüler şu anda, büyük bir örnek oldular. Bundan 2 yıl önce Eskişehir'deki bir girişim şirketimiz İvbi kağıt üzerindeydi sadece bize geldiğinde, başvurduğunda. Biz bunu yapmak istiyoruz diye hem bir akademisyen grubu hem girişimci grubu beraber hareket ederek geldiler. 1,5 yıl içerisinde fonladık onları bu arada. Yatırımcıya hikayelerini inandırdılar. Ve 1,5 yıl sonra ete kemiğe büründü proje. Ve ortaya mobil şarj istasyonu çıktı. Hemen bir sonraki fonlamayı da talep ettiler yatırımcılarından. Hikayelerini geliştirmek istediklerini söylediler. Yatırımcı buna da ikna oldu ve toplamda 40 milyon fon sağladık. Ve şu anda Türkiye'nin en büyük 3 sigorta şirketiyle sözleşme yapıp fatura kesip ödemelerini aldılar. Dolayısıyla bu hikayeleri görmek, bu hikayelerin arttığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Bundan sonra da inancımız çok yüksek. Bu 100 girişimin içerisinde 10 tane eğer bu büyük büyüme, ölçeklenme hedefinin en azından bir kısmını tutturan girişim görsek, bunların içerisinden de bir tane bile unicorn çıkarabilsek, bu bizim için büyük bir başarı olacak. Çünkü dünyada böyle çalışıyor özellikle girişimcilik ekosistemi. Evet. Bu teknokentler son dönemde oldukça parladılar ya, ben de sıkça ağırlıyorum burada, başta İTÜ üniversitemiz olmak üzere Arı Teknokent. Ama Anadolu'nun her yerinden de enteresan içerikleri olan, işte Kayseri, Eskişehir, bir sürü yere gidiyorsunuz. Ağırlıklı olarak sizin fonladığınız startup şirketleri ağırlıklı olarak bu teknokentlerden mi geliyor Hakan Yıldız? Biraz oradaki dağılımı da aktarır mısınız bize? Şu açıdan da soruyorum, hani teknokentlerin çok ciddi bir içerideki girişim kültürüne herhalde artık sağladığı bir yapı var, getirdiği bir yapı var diye düşünüyorum. Kesinlikle bence Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin en büyük yapı taşı dediğiniz gibi teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri. Bizim %60'dan fazlası girişim şirketlerinin buralardan geliyor. Zaten birçok teknoparkla da anlaşmamız var. Onlarla ortak çalışıyoruz. Hatta bazı teknoparklar girişim şirketlerine yatırım da yapıyorlar sistem üzerinden, kitle fonlaması üzerinden. Dolayısıyla teknoparklar bizim için büyük kaynak ve buralara önem veriyoruz. Ziyaretler yapıyoruz, gidip konferanslar veriyoruz. Girişimlerin finansmana erişmesi konusunda onlar da büyük gayret sarf ediyorlar. Dolayısıyla güzel bir işbirliği var orada. %60'a yakını diyebilirim ve oralardan gelen girişim şirketleri Ahu Hanım bizim için o kadar tercih edilir oluyor ki, çünkü içeride verdikleri kuluçka hizmeti veya teknoparkların hizmetleri girişimleri çok geliştiriyor. Sadece küçük bir eleştirim olabilir. Tabii. Teknik anlamda çok yeterli girişim şirketlerini yetiştiriyorlar. Ama business dediğimiz bu ticaret konusunda biraz zayıfız. O da bizi zorluyor açıkçası. Evet. Yani girişim şirketlerinin ticaret tarafının biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Biz de o üzerimize düşen o tarafı yapmaya çalışıyoruz. Evet, orada ciddi bir mentorluğa ihtiyaçları var. Ben o yüzden sordum, acaba siz de bir mentor olarak devreye giriyor musunuz? Çok değerli çünkü. Şimdi bizde ilk unicorn gaming tarafından çıktı ya, o yüzden hani gözler dikkatler oraya çevrildi falan, ama hemen arkasından güçlü olduğumuz pek çok alan var. Fintech'ler vesaire. Sizin önünüze gelen girişim şirketleri içerisinde en çok ağırlıkla hangi alanlarda fikirler var, doğru girişimler var? Son dönemde işte ne bileyim sürdürülebilirlik, iklim, tarım falan, bunlar çok gündemde, onu biliyoruz. Biyoteknoloji, ilaç vesaire. Mesela nedir oradaki yapı genelde önünüze hemen gelen? Memnuniyetle. Eligibility'si olan burada firmalardaki şeyi soruyorum, sektör ağırlığını. Anlıyorum. Burada aslında biraz biz de belli stratejiler doğrultusunda bunu yönlendirebiliyoruz. Nasıl? Onu ifade edeyim isterseniz. Bir kere 3 farklı tipteki girişim şirketinin platformda listelenmesi stratejimiz var. Yani startuplar, erken aşama girişimler, scale-up'lar, ölçeklenmeye başlamış girişimler. Bir de temettü yatırımları dediğimiz aslında beraberce yapılan tarım, hayvancılık, su,
üretim konusundaki girişimler. Biz bu üç girişimi sürekli platformumuzda listelemeye çok çalışıyoruz. Değerli. Ama her yılın başında da stratejimizi açıklıyoruz. Bu yıl yine açıkladık. Gıda, tarım konusunda, özellikle yapay zeka konusunda, sağlık, uzaktan sağlık hizmetleri konusundaki girişimlere ağırlık vereceğimizi duyurduk. Seçerken de aslında bu stratejimizi gidiyoruz. Ama başvurulara baktığınız zaman üretim ağırlıklı şirketler daha çok bize başvuruyor. Teknoloji geliştirmek, yeni bir teknolojiyi kabul ettirmek, pazar uyumunu sağlamak çok kolay işler değil ve çok uzun sürebiliyor. Ancak icadı olan, mucit olan girişimler de bize başvurduğu gibi üretim yapmak isteyen, üretimini geliştirmek isteyen, globale açılmak isteyen girişimler de başvuruyor. Birkaç örnek verirsem hem sektörlerin dağılımını da daha iyi anlayabiliriz. Hı hı, lütfen. Yazılım şirketleri diye kategorize ettiğimiz zaman bunların içerisinde oyun şirketleri ve özellikle sanayinin üretimin kullanabileceği teknolojileri geliştiren yazılım şirketleri başvurabiliyor bize. Sağlık alanında özellikle üretim yapan, sağlık alanında ürün geliştiren şirketler başvurabiliyor. Bunları sıralayarak da söylüyorum aslında. Gıda şu aralar çok fazla üzerine düştüğümüz şey, özellikle sağlıklı gıda. Bir taraftan da etki yatırımı dediğimiz, biraz önce sizin de bahsettiğiniz etki yatırımlarını da destekleyecek şekilde özellikle su optimizasyonu tarlalarda veya sütün kalitesinin artırılması noktasındaki teknoloji geliştiren girişimleri de fonladık. Şöyle bir geriye doğru baktığımda aslında biz hem üretim hem teknolojiyi neredeyse yarı yarıya fonlamış durumundayız. Özellikle üretimde biraz önce söylediğim tarım konusu bizim için çok önemli. Bildiğiniz gibi tarım, daha doğrusu gıda ürünlerine erişim her geçen gün zorlaşıyor, fiyatlar artıyor. Ancak bu yatırımcı için de, girişimci için de bir fırsat da barındırıyor. Biz şu anda %100 ihraç amaçlı 1000 dekar alanda Isparta'da kuşkonmaz yetiştiriyoruz ve yatırımcı sayısı 5000'in üzerinde. Aynı şekilde Eskişehir'de safran üretiyoruz. Yine 2000'den fazla yatırımcıyla beraber. Bunlar da aslında bunlar konvansiyonel üretim tarım firmaları değil anladığım kadarıyla. Bir teknoloji var yani içerilerinde. Şöyle üretim var. Teknolojiden ziyade teknolojiyi zaten kullanıyorlar ama burada ihracat potansiyeli olan katma değeri yüksek ürünleri tercih ediyoruz Alban'ım. Safran gibi. Burada sadece o zaman startup ve teknoloji odaklı bir ekosistemin dışında siz üretim yapan, bunu da netleştirdiğimiz iyi oldu. Burada müsaade ederseniz küçük bir şey söyleyeyim. Tabii. Bu kitle fonlaması öyle bir araç ki her ne kadar girişimcilik ekosisteminde startupları geliştirme noktasında çok iyi bir araç olsa da aynı zamanda finansmana erişmek isteyen konvansiyonel işler yapan üretim şirketlerini de kapsıyor. Hatta borçlanmaya dayalı kitle fonlaması da regüle edildi Türkiye'de. Yakın zamanda başlayacağını düşünüyorum. O da KOBİ'lerin özellikle finansmana ulaşmasında büyük bir rol oynayacak diye düşünüyorum. Peki, bu da çok önemli. Konuşmadığımız bir şey kaldı mı Hakan Yıldız? Şunu belirtmekte fayda var. Bir yatırım bankasına dönüşme gibi bir hedefiniz varmış bu yıl ama nasıl gidiyor orada işler? Ya orada aslında tabii bu hedef hep var. Çünkü bizim yaptığımız işi düşündüğünüz zaman işte fonlar, kitle fonlaması, paya dayalı kitle fonlaması, belki önümüzdeki dönemde gayrimenkul bazlı kitle fonlaması regüle edilecek. ICO'lar, IDO'lar var, kripto parayla tokenizasyon dediğimiz. Şimdi bunların hepsini topladığınız zaman aslında bir yatırım bankasının yaptığı işleri yapıyoruz biz. Bu noktada da bir yatırım bankasına dönüşmek hedefini koruyoruz. Fakat Türkiye'de bir yatırım bankası kurmak için şu anda 1 milyar liralık bir sermaye gerekiyor. Bu sermayeyi şu anda sağlamamız mümkün değil. Ancak yatırım bankalarıyla işbirliği noktasında bazı adımlar attık. İnşallah bir gün gelir bir yatırım bankası olarak da sizinle sohbet etmek mümkün olur. İnşallah. Var mı ekleyeceğiniz? Yani ben sizi iyi hikayelerle buyurun gelin burada ağırlamak istiyorum diyeceğim de sizin söyleyeceğiniz var, bir şey var. Var çok güzel. Yani en az 10 tane hikaye çok sağlam, güzel bir yatırımcıyı da izletecek hikayeler geliyor. Yurt dışından yatırımlar gelmeye başladı girişimlere. Müsaade ederseniz son olarak şunu söylemek isterim. Kitle fonlaması adı üstünde toplulukların birlikte hareket etmesini sağlayan, riskleri dağıtan, yatırımı demokrat
demokratikleştirerek aslında tabana yayan bir sistem. Bu sisteme tüm Türkiye'de ister birey, ister kurum, ister şirket destek vermesi gerekiyor ki bu yapıyla beraber biz bu sistemi geliştirelim, büyütelim, ülkeye katma değeri yüksek ürünler üreten girişim şirketleri kazandıralım, unicornlar kazandıralım. Herkesi sisteme dahil olmaya davet edeyim ben. Davetiniz için de sizin çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Hakan Yıldız. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.